Selam dostum, hoş geldin. Ben Adıl. Burası da benim oyun kanalım. Nirvana Oyun TV ekranına hoş geldin. Fenerbahçe Adaylık kariyerimizin yepyeni bir bölümüyle de karşındayım. Bomba gibi başladık sezona ve bomba gibi de devam ediyoruz. İkinci sezondayız biliyorsunuz. Bir galibiyet, bir beraberlikle toplamda 4 puanla 4. sıradayız. Şimdi ise rakip Yeni Malatyaspor. Benim ve kanalımı ilk defa keşfettiysen hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı unutma. Videoyu da beğenirsen bir like'ını alırım dostum. Şimdi zaman yer al diyoruz ve Yeni Malatya ile oynamak üzere Şükrü Saraçoğlu stadyumuna doğru yavaş yavaş gideceğiz ama haberlerde de şöyle bir durumlar söz konusu. Sisse'nin form tutmadığından yakınıyorlar ki haklılar. Sisse birazcık formda değil artık. Şu taraftarlar çok fazla şey bekliyorduk biz. Ama maalesef istenilen olmadı. Bu da bizim için iyi bir sonuç değil. Mesajlar var. Samatta'ya lakap ejderha. Güzel. Bak Samatta'ya bir ejderha lakabı gelmiş. Ben beğendim. Peki biz şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Çift forvete dönsek nasıl olur bu iş? Çift forvete dönsek biz bu işi yapabilir miyiz? Ne kadar etkili olur çift forvete geçmek? Aslında bir denemekte fayda var. Bak bu da iş yapabilir ama kanatlarımız çok boş kalabilir. Zaten hemen hemen bununla oynuyoruz zaten. Yok, 3 forvet bize göre değil. Defansif de oynamak istemiyorum. Neyse, herhangi bir değişiklik yapmayacağım ama taktiksel bir desteklerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız en azından bakarız biz de neler yapabiliyoruz diye. Formamızı hemen tabii ki de üstümüzdekiyle aynı renge doğru çevireceğiz. Koyu rengi açık renk olur mu olmaz mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. Denemeden göremeyiz. Stadyuma bakalım. Gece oynayalım. Rastgele olsun. İyi olur. Baştan vuruş diyelim ve Şükrü Saraçoğlu'na doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Tribündeki yerinizi almayı sakın unutmayın. Çünkü bizim için her maç altın değerinde. 3 puanı ne kadar çok alırsak o kadar hedeflerimize ulaşabilecek seviyeye geleceğiz. Biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde de adım adım başladık. İlk maçımızda da 3 puanla galibiyetle geldik. Ve Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Mabetteyiz. Tıklım tıklım dolu. Oy, istediğimiz görüntü bu aslında. Herkes sahada. Ve maça Samatta ile başlıyoruz. Başarılar dedik Fenerbahçe'ye. Ozan Tufan, Pelkas. Çok iyi işler çıkardı Pelkas. Son maçlarında Gökhan Gönül. Direkt Pelkas'a doğru. Of. İlk dakikalarda güzel ataklar. Burada aslında ben Pelkas'a vermek istemiştim topu ama işte nasıl olduysa top direkt Samatta'ya kadar ulaştı. Kale vuruşuyla başlayacak Yeni Malatya. Herrera paslaşarak başlayacaktır büyük ihtimalle. Tagliperta. Samatta ileride buluşuyor. Kibele. Abi içeriye doğru dönmeye çalışıyorlar şu anda ama. Aqua. Pelkas karşılayacak onu orta alanda derken müdahalesi güzel. Ozan Tufan. Perotti. Hemen Pelkas'a doğru. Önünde güzel boşluk vardı. Ferdi Kadıoğlu'nun. Hadi Pelkas'ın önüne geçtik. Güzel. Gökhan Gönül. Özil uzaklardan vurdu. Direkt kaleci. Kaleci antrenman gibi oldu bu iş. Uzun top. Samatta. Perotti'nin önüne düşürmek istedi ama bunu beceremedik. Yapsak yapabiliriz derken ooo Perotti. Aa, budur ya. Perotti ilk golünü attı. 1-0 öne geçiyoruz. Kendi sahamızda Malatyaspor karşısında. Ozan burada çok iyi aldı. Önündeki Perotti boşluğu çok güzeldi zaten. Sadece plase bırakmak diye kaldı Perotti'ye de. Kaptanın asisti. Klas dokunuş. 1-0 öndeyiz Malatya karşısında.
İyi başladığımız görüşündeyim aslında. Düşüncelerim iyi. Hadi beyler, Samat da basacak. Chibake. Lukoki. Derken Novak aldı. Abi çok fazla bekliyoruz ya. Niye bu kadar bekliyoruz ki biz? Oy, Pelkas döne doğru. Pelkas ne yaptın Pelkas? Pelkas ne yaptın Pelkas? Ferdi Kadıoğlu. Samatta'yı gördü ama Samatta çok kötü durdurdu topu ya. Bu sefer Malatya karşısında iyi top oynuyoruz. Umarım devamı getirebiliriz. Güzel. Pelkas'ın öne doğru vur artık zaten. Abi daha iyi vurabilirsin ya. Pelkas güzel pozisyonlara giriyor ama maalesef bitiricilik konusunda sınıfta kalıyor Pelkas. Göğüs kontrolü yerindeydi. Biraz daha düzgün vurabilse ikinci gol inanın harika olabilirdi. Yine paslaşarak başladılar. Takdi Pietra. Walter. Pelkas basıyor. Bırakmadık. Malatya'ya bir türlü gün yüzü göstermedik. Derken Novak güzel müdahalesi. Özil. Pelkas. Özil. Novak'ı gördük. Perotti. Güzel. Novak'ı kaçırdı. Orta kesebilir mi? Uf. Samatta çok iyi vurdu Samatta. Perotti ve Novak'ın paslaşmasında Novak'ın güzel ortası. Samatta'dan değişik vuruşlar. Gol olmuş olsaydı efsane olurdu bu iş. Dagli Pietra. Direkt geriye döndü. Çıkamıyor şu anda. Yeni Malatya. Baskılarımız çok iyi sonuç verdi. Baya baya pres, yani çöktük şu anda adamın üstüne. Ozan. Ne yapıyorsun? Ya ulan Samatta, ulan Samatta. Güzel. Pelkas'ta sorun yaşıyorum bazen ya. Oyuncu değiştireceğim de kimi alacaksın ki? Takım çok yoruluyor ya. Perotti çok çabuk yoruluyor. Onda bir kondisyon problemi var ama. Valla Pelkas çok iyi vurdu. Kaleye paralel çok iyi gitti top ama. Maalesef skoru değiştirecek gol gelmedi. Mesut. Habire basıyoruz ama. Bak buralarda topu alıyoruz. Devamını getiremiyorlar zaten. Gökhan güzel müdahale. Derken ilk yarıyı bitiren düdük geldi. 1-0 önde gidiyoruz soyunma odasına. Çok iyi oynadık aslında. Çok şutumuz var. Başarılı pas oranımız da çok güzel ki eşit hemen hemen neredeyse. Toplu oynama yüzdeleri de eşit, birbirlerine yakın. Malatya ikinci yarıya başlayan taraf oldu. Perotti çok hızlı. Özil müdahalesi yerindeydi ama olmadı. Pelkas'a doğru. Pelkas Ferdi'yi gördü. Ferdi hemen önünde kaçan. Abi Pelkas niye koşamıyorsun sen ya? Ulan kilitlendi mi? Tam kilitleniyor bu adamlarda ya. Mesut. Hadi Samatta. Ferdi Kadıoğlu. Yok abi ya. Kahil. Altyapımızdan çıkan bir başka yetenek. Mesut Özil. Önüne çekti. Aldı. Perotti. Novak'la paslaştık. Yok artık. Temiz orta. Pelkas. Ya kafa çok karambole gelişen bir kafa oldu bence. Sisse sağ kenarında ısınma hareketlerine başladı. Oyuna girecek. Birazdan Sisse derken Sisse'yi oyuna alabiliriz bence. Bak şimdi abi şöyle yapacağım. Seninle Valencia değiştiği yapalım. Abi sen de gel böyle. Tamamdır. Perotti'yi alkışlarla kenar alıyor Atıf Hoca. Çünkü bayağı yoruldu Perotti. Elder Valencia sahada. Bu sezon
Perotti'nin gelmesinden sonra yedeklere düştü Valencia. Forma kapma konusunda da sıkıntı yaşıyor aslında. Biraz daha aktif olursa formayı kapması zor iş değil. Ferdi ne yapıyorsun Ferdi? Devirin alışın artık ya. Yapmayın oğlum, yapmayın. Bak bir hata bizi mahveder. Ozan Sisse'ye doğru. İyi de abi kimse yok ki orada. Valencia güzel güzel güzel. Tamam, moral bozmak yok. Novak. Hop Mesut Özil'e doğru. Valencia. Ortaladı. Sisse geçen hafta da aynı haltı yaptı. Top geliyor, kontrol ediyor, bitiricilik yok. Cahil. Adam müthiş yükseldi ya. Pelkas. Ay maşallah Pelkas. Oğlum adamı vur dedik öldürdün. Ferdi yorgun. Yerine hemen Sinan Gümüş girecek oyuna. Fenerbahçe'de. Alkışlar Ferdi Kadıoğlu'na. Biz hep böyle 1-0 1-0 geçiyoruz maçları ama. Şöyle bir fark açabilsek. Seyir zevki yüksek bir maç olmuyor nedense. Cahil. Abi harikasın ya. Ozan Mesut'u gördü. Valencia'yı kaçırdı Ozan da. İçeri ortası Sisse bilse kimseye gelmedi top ya. Sinan koşuyor. Sinan alırsın derken alamadı ve out. Malatya Spor topu oyuna sokacak. Paslaştılar yine. Sinan. Sinan topu çok iyi basıyorsun ama bir sonraki maçta Sinan'la başlamak istiyorum aslında. Ozan Tufan. Hop Valencia'nın önüne. Valencia. Oğlum sen manyak mısın? Sen forvetsin ya. Ya Sisse orada ne yapıyorsun sorabilir miyim ya? Al 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 Novak al. Mesut Özil'e geldi top derken Özil alamadan ilk maçı bitiren düdük geldi. 1-0 aldık Perotti'nin güzel golüyle. Aslında ilk dakikalarda iyiydik ama sonrası yine arkaya yaslandı. Çok saçma sapan bir şey oldu. Malatya'da hiç hata yok. Başardım zaten Diogo Perotti oldu. İyi iş çıkarttık bugün. Gerçekten iyi iş çıkarttık. Zirvede emin adımlarla ilerliyoruz. 7 puanımız var. 2-0 2-0 geçiyoruz ya. Şuna bak. 1-0 1-0 2 gol attık. Hiç gol yemedik. Beşiktaş'la aynıyız. Denizli'ye bak. 6 tane atmış, 2 tane yemiş. Ve milli takım duyuruları geldi şu anda. Eylül ayındayız. Şöyle bir şey yapacağım. Takım yönetimi görüşmeler. Abi kimdi o adam ya? Aa unuttum. Adını unuttum. Birisine bakacaktım ama kafam gitti tamamen. Hatırlayıp geliyorum bir saniye. Adamın adını bir türlü hatırlayamadım. Hala da hatırlayamadım. Öyle çakıldık kaldık resmen ya. Neyse menajer mesajlarımız var. Milli takım çağrıları var. Birkaç oyuncumuz milli takıma davet edilmiş. Bu bizim için iyi bir şey. Rakip Başakşehir olacak. Adım adım Başakşehir Spor'la oynamak üzere gün sayıyoruz derken Başakşehir maçımız geldi çattı. Önemli bir maç. Derbi olarak geçer mi bilmiyorum ama derbi kıvamında geçecek bir maç. Çünkü o da bir İstanbul takımı. Şimdi hemen şöyle takım konu yok. Zaman ileri al deyip burada yapacağım değişikliğimi. Oyun planına gireceğim. Burada Ferdi Kadıoğlu yerine hop Sinan Gümüş alacağım direkt. Harikasın. Perotti'yi ikinci yarı oyun almayı planlıyorum ve Sisse ile başlayacağım bu maça. Bu şekilde başlamak istiyorum. Ozan Tufan yerine alabileceğim kim var aslında? Kimse yok şu an için. En iyisi Ozan Tufan. Her zaman olduğu gibi. Cahil 72 idi, 73 oldu. Bayağı iyi devam ediyor. Yok. Sangare ile takım ilmemiz biraz düşüyor. Bu şekilde devam edelim. Formalarımız güzel. Başlama vuruşu diyorum. Ve Başakşehir ile oynamak üzere Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru gidiyoruz. Otobüse biz bindik.
Siz de tribündeki yerinizi alın dostlar. Bizim için önemli şeyler bunlar. Sürekli olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle hemen kameranın yerlerini değiştirelim. Şebetlik yapalım birazcık. Zaman geçsin diye. Ve geldik. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Çok güzel bir hava var. Futbol, zemin, hava, her şeyi top oynamaya çok müsait. Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'la sahaya çıkıyoruz. Hemen arkasından gelen Altay Bayındır var. Lemos, Gökhan Gönül, görüntüdeki isimlerdi. Kral geri döndü. Maça başlayan taraf oldu Başakşehir. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Sisi ileride basıyor. Olmadı. Biliyorsunuz Başakşehir neredeyse Fenerbahçe'nin yedek takımı gibi. Eski Fenerbahçe ne kadar oyuncu varsa hepsi şu anda Başakşehir'de derken pozisyon yakalıyorlardı az daha. Gökhan. Ozan Tufan olmadı. Olmadı. Niye olmadı? Beceremedik. Lemos güzel kademedeydi Lemos. Mesut Özil. Ender Valencia. Valencia kaptırdı. Pas. Güzel. Novak hemen yanında bindirme yapan Mesut var. Edin Visca sert hareketle top aldı ve hakem direkt faul kararını verdi. Faul. Oy 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 oy. Mesut içeriye doğru ortaladı. Allah'ım Valencia gelmedi top. Uy, çok kötü. Çok kötü faul. Çok kötü faul. Çok kötü faul. Kustum ha. Yapma. Ozan ne yaptın Ozan? Topu aldın da niye geri veriyorsun oğlum orada? Abi uzaklaştırın. Başakşehir çok kötü geliyor şu anda ya. Lan. Altay. Mesut Özil. Novak. Valencia. Oy güzel pas. Direkt içeriye orta. Sisse kafa. Oh. Bu sefer olmuştu ya. Bak pas çok iyiydi. Valencia'da ayağının dışıyla trivela tarzı bir orta. Pas bak. İnşallah kornerdir o ya. Mesut kartı gördü. Elin hayatını kaydırdık biz canım biz burada ya. Arkadan kötü girdik ve avutmuş. Ulan sisse. Mesut daha ben maçın başında sarı kart gören isim oldu Fenerbahçe'de. Ozan olmadı içeriye doğru döndüler. Lemos karşıladı vurur. Kirivelli. Çok temiz gol yedik. Allah için bak. Moraller bozuldu bizde ya. Adam çok sağlam yazdı bize. Sisse'yle başladık. Hadi moral bozmak yok. Ozan Tufan, Mesut Özil. Ender Valencia. Hemen yanında Novak vardı. Güzel. Ortası. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ulan Sinan. Abi. Adam değiştirmede sıkıntı var ya. Kol bozuk. Novak. Mesut Özil. Ulan bir de pas yapmayı bir de becerebilsek oralarda. Dakika 34. Offside oğlum offside yani. Bakmaya gerek yok. Ah. Olmadı bu. Kötü başladık. 59 metre top sürmüş Mesut. Pasta kime veriyorsun pası abi sen anlamadım ki Sinan. Sisse önünde bomboş.
Abi çok iyi geçiyor. Bugün Pelkas da yok sahada ya. Pelkas'ta da bir sıkıntımız var. Niye böyle olduk biz? Valla Gökhan Gönül'den akıl dolu bir pas. Top direkt taca çıktı. Kahil, Ozan Tufan. Hadi bakalım bir kez daha maçı başlatıyoruz. Hadi oyunu kuracağız. Mesut Özil. Abi millet vurunca gol oluyor oradan. Pelkas'a golü bulduk. Yunanistan attı golü. Formada 4 yıldız vardı, artık çaktırmayın. O da olacak yakında. Şampiyonluğu bir alsaydık. Mesut burada çok iyi vurdu. Volkan Babacan çıkardı. Normalde çıkartamazlar. Ama Pelkas 6 pasını hemen dışta. Penaltı noktasından pozisyonu affetmedi ve çok güzel yazdı. Valencia'nın güzel pası. Pelkas'ın direkt vuruşu. İlk yarıyı bitmeden golle buluştuk. Bir dakika uzatma işareti edildi. Pelkas deli gibi koşuyor. Tam Valencia alacaktı orada ya. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. 1-1 eşitlikle gittik soyunma odasına. Daha çok oynayan taraf bizde ama maalesef sonuçta eşitlik var. Sisse başladı. Ozan. Gökhan Gönül. Pelkas. Hemen pası Sinan Gümüş'e doğru. Geri doğru dönmek isterken taç. Hop Gökhan Gönül'e. Ya Gökhan yapma işte, gözünü seveyim ya. Oy! Ay 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 ay, izin verme, izin verme. Al 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 al. Kademeli. Pelkas güzel. Ozan Tufan. Valencia'ya doğru. İçerideki hemen bir üstü gördük. Pelkas. Paslaşmaya çalışıyoruz şu sıralarda. Oy! Abi çok ters noktaya verdik topu ama olsun, yapacak bir şey yok. Sinan Gümüş. Ortası. Ya Sisse ne yaptın Sisse, gözünü seveyim ya. Çık abi sen, çık tamam. Tam beceremedin, geç. Ulan adam bir gol atsın diye uğraştım ya. Vallahi billahi ya. Baba bu nasıl bir şuttur ya. Samat da olsa içinden geçtiydi ya. Ulan ejderha, ulan ejderha. Kıymetini bilemedik senin. Özfesli. Kimse artık o. Özcan. Kanatta. Gubronsen. Gökhan omuz attı, aldı valla. Hadi beyler bir gol bulursak bütün seyir değişir maçın. Kahil. Ozan Tufan. Pelkas'ı gördü. Pelkas. Valesi kaçırdı ama olmadı. Novak alır mı? Aldı vallahi. Helal Novak. Mesut Özil. Abi. Bu. İki bir oldu. Mesut affetmedi. Önde kalan topu nokta atışıyla gönderdi ve 2-1 öne geçiyoruz. Başakşehir deplasmanında. İşte bu ya. İstediğim iş bu ya. Hareketli olacağız abi. Bak burada direkt vurmuştum kaleye. Müdahale etti. Defans devamında Pelkas derken yarım voleyle Mesut işi halletti bir şekilde. Topu çok iyi tamamladık ya. Dönen topu iyi aldık bak. Şikertel'in müdahalesi yetersiz. 2-1 öne geçiyoruz. Abi iyi işler çıkartıyoruz biz ya. Biz iyi takımız şu anda ya. Şikertel. Bir de Samat da atarsa tadından yenmez artık bu. 1-0 geriden gelip çok iyi toparladık. 2-1 öne geçtik. Sinan Gümüş. Gökhan Gönül. Ozan Tufan hemen önündeki Pelkas'ı gördü. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Gökhan? Niye izin veriyorsun topu senden çıkmasına? Kahil. Yıktı geçti Kahil. Şimdi hemen oradan Perotti'yi alacağız. Valencia'nın yerine.
Adam adama bir markaj sistemi belirledik. Hadi beyler. Pelka Samatta'ya verdi. Sinan Gümüş hemen yanında bindirme yapan Gökhan Gönül var. Pelkas. Oy! Pozisyon iyiydi ama. Perotti girdi. Ortası Mesut. Direkt dibi. Olmadı. Çok iyi pozisyondu ya. Perotti çok iyi çevirdi topu oradan. Direkt ortaladı ama. Çok da iyi vurmuş aslında ya. Önde iyiydi ama. İstediği olmadı. Paslaşarak başladı bir kez daha. Başakşehir. Hadi beyler. Hadi beyler. Pelkas. Samatta'yı kaçırdı. Sinan Gümüş'ün önüne doğru. Hiç affetmedi. Aa, bu pozisyonda kaçmaz artık ya. Yahu. Ah be biraderim. Ah be biraderim. İyi vursa. Başakşehir top çıkarmakta sorun yaşıyor şu anda. Devamı gelmiyor bir türlü. Kısır bir döngü içerisinde kaldılar. Gökhan. Oo. Şimdi son saniye gol yemek istemiyorum hiç. Hiç o modda değilim. Pelkas harika bir sen ya. Abi foul var işte orada ya. Foul yaptı adam. Eyvah 90+4 kahil. Bak işte burada zorla gol yemek için elimizden geleni yapıyoruz ya. Mesut Özil. Oy Perotti'ye doğru. Samatta kafa vurmak yerine daha böyle enerjik bir şey yapsa ve maç bitti. Bitti. 3 puanı 2 golle aldık. 2 bile geçiyoruz Başakşehir deplasmanından. Pelkas'ın ve Mesut Özil'in çok güzel golleriyle 2-1 galip geliyoruz. 3 puan bizim için çok önemliydi. Zirveye adımızı artık yazdırma zamanı. Maçın adamı Pelkas oluyor. 1 golü var. Denizli ne yapmış? Denizli yenilmiş. Lideriz. Doğru mu? Doğru. 10 puanımız var. Namalip bir şekilde gidiyoruz. Namalip 2 takımdan birisiyiz. Birisi biz, diğeri de Beşiktaş zaten. 4 attık 1 yedik. En az yiyenlerden de bir tanesi biziz bence. Güzel güzel oldu bu iş. Evet Denizli'yi de yenersek iyice artık aradık puan farkını açacağız demektir. Fenerbahçe'den galibiyet serisi devam ediyor. Bir yetenek doğuyor. Tim Cahill müthiş işler yapmaya devam ediyor. Novak transfer görüşmelerini yalanladı. Ve Atif Hoca demiş ki Denizli maçı için sabırsızlanıyorum. Doğrudur da bakmak lazım. Görüşmeler diyoruz ve yedinin kamçısını yakalamış oldu. Bazı bir iki isim var. Kimmiş acaba bunlar? Bakalım. Hilton'u bulmuş. Defans için 44 yaşında. Teşekkür ediyoruz. Yani takıma bul birilerini de yapma. Babamla aynı yaşta adam. Abartma. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Video ve şere hoşuna gidiyorsa beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Kanala abone değilsen abone olup ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rakip Denizli Spor, bir sonrasındaysa Marsilya ile oynayacağız. Avrupa Ligi'nde oldukça zor bir viraj bizim için. Çünkü Denizli ile aramızda 3 puanlık bir fark var. Denizli'yi de yenersek iyice adet fark açmış olacağız. Denizli bizim için hani rakip demeyelim de ama şu anda zirve yarıştaki rakiplerimizden bir tanesi. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Tribündeki yerini almayı sakın unutma. Görüşürüz dostum. Bay bay.